akşamlar Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıtay Sekal'in sunumda Azerbaycan ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. William Acev'in aleyhindeki suçlamalar kamuoyuna açıklandı. 6 Mayıs'ta Sebahat Bölge Mahkemesi'nin William Acev'i 4 ay hapis cezası verilmişti. İmişli Bölge İcra Gücü Başkanı William Acev'i sosyal yardım kisvesi altında yürütme gücünün emrinde olan fonlarının bir kısmının ele geçirilmesinin yanı sıra bazı vatandaşlara özel karantina rejimini ihlal ederek serbestçe hareket etmeleri için sahte sertifikaların verilmesini emretti. Sahip olduğu evde fonları aldığı konusunda köklü şüpheler var. 5 Mayıs 2020 tarihinde mahkeme kararına dayanarak Devlet Güvenlik Servisi William Acev'in hizmet ve adresinde operasyonel soruşturma tedbirleri aldı. Muayene sırasında Bölge İdare Müdürü Cemil Müseyev ve diğerlerinin baş muhasebecisi tarafından William Acev'in aldığı para miktarı ve farklı para birimlerinde özel paketlerde tutulan para, diğer belgeler ve maddi kanıtlar hakkında çeşitli notlar bulundu. Soruşturma sırasında William Acev'in düşük sosyal ve yaşam koşulları nedeniyle rüşvet karşılığında İmişli'de ev sahipliği yapan insanlara yasa dışı yollarla daire verdiği tespit edildi. Aynı zamanda William Acev'in işsizlik ve düşük gelirli vatandaşlarının bayındırlık işlerine katılmaları ve aylık gelir elde edebilmeleri için maaş kartlarına aktarılan parayı ele geçirdiği bilgisi alındı. William Acev'in İmişli Bölge İcra Gücü'nün yeni bir ofis binasının inşasının yanı sıra onarım ve inşaat, peyzaj ve tahsis için tahsis edilen devlet fonlarından bazılarının düzenli olarak kötüye kullandığı konusunda şüpheler var. Buna ek olarak William Acev yetkililerinin bölgedeki bireysel girişimcilikle uğraşan vatandaşların yanı sıra yerel yürütme otoriteler ve diğer devlet organları yetkililerinden çeşitli isimler altında zorla para aldıkları bilgisi elde edildi. Soruşturma Devlet Güvenlik Teşkilatı Ana Soruşturma Departmanı'nda devam etmektedir. Dün Sumgayet'te 5 kişi öldüren bir trafik kazasında askerlerden biri şehit oğlu olduğu bildirildi. Dün Sumgayet'te 5 kişi öldüren bir trafik kazasında askerlerden biri şehit oğlu olduğu bildirildi. Kazada 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin birinin Lirik bölgesi Siyob köyünde doğan ve Nisan Savaşı'nda yer alan ordumuzun bir çavuş olan Ceyhun Kafarov olduğu kaydedildi. Ceyhun Kafarov babası binbaşı Mehman Kafarov'un 1993 yılında Acabedi bölgesindeki Ahşer köyü için yapılan savaşlarda kahramanca şehit edildi. Lerik bölgesi Siyob köyü orta öğretim okulu Mehman Kafarov'un adını almıştır. Sumgayet şehrinden geçen Sahir Takiyev, karayolunun 1 kilometresinde 7 Mayıs'ta 1992 yılında doğan Gafarlı Ceyhun Mehman oğlu tarafından yönetilen Sayipa Sayina X marka araç, 1984 doğumlu Hırdalan'da yaşayan Aliyev Ramil Gülhesen oğlu tarafından yönetilen Opel 01BZ361 devlet yerleşim numarası PP542 olan bir araba ile sahil yerleşimi yönünde araç sürerken yolun karşı şehrine gelen devlet plakalı bir araba ile çarpıştı. Sonuç olarak 1990 doğumlu Sayıp Asayina ex Penahlı Ferit Kerim oğlunun sürücüsü ve yolcuları 1991 doğumlu Kafarov Torul Behman oğlu, 1983 doğumlu Yusubov Servet Araz oğlu ve Opel Vectra otomobil Bakü'de yaşayan Yusubo Menaf Nusibet 1956 doğumlu oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Opel Vectra'nın şoförü ve Sayipa Sayina X'in yolcusu 1991 doğumlu Musazade Azer Mürvet yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bu yıldan itibaren Azerbaycan'daki tüm özel evlere süresi dolmuş gaz sayaçlarının yerine mekanik sayaçlarla değiştireceği belirtiliyor. Bu yıldan itibaren Azerbaycan'daki tüm özel evlerde süresi dolmuş gaz sayaçlarının yerine mekanik sayaçlarla değiştirileceği belirtiliyor. Azerigaz Üretim Derneği kaynakları kurtarmak ve gelirlerini daha verimli kullanmak için böyle bir adım attı. Bilgi için bir akıllı kart tipi ölçüm cihazının fiyatı için 3 mekanik sayaç satın almak mümkün. Buna ek olarak önceki yıllardan farklı olarak mekanik sayaç kullanan abonelerin bu cihazların uygulanmasını optimize eden ödemelerle ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Azerigaz Üretim Derneği Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Ceyhun Safarov, bazen abonelerin mekanik sayaçların eski olduğunu söyleyerek endişelerini dile getirdiğini söyledi. Durum böyle değil. Bu tür sayaçlar hala tanınmış bir Alman şirketi tarafından üretiliyor. Mekanik sayaçlardan farklı olarak sürekli bir gaz akışı vardır. Online ödeme seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Öte yandan kullanılmış gaz için bir ödeme bildirimi aldıktan sonra 30 gün içinde ödeme yapmanız için size zaman verilir. Başka bir noktaya değinmek gerekirse, e-tron tarafından üretilen akıllı kart tipi gaz sayaçlarını mekanik sayaçlarla değiştirirken, akıllı sayaçta peşin ödemelerin aboneliğinin mekanik sayaçlarında en geç 30 günden fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Metreküpten değere dönüştürülerek yenilenir. Eğer bir abone bu avans ödemelerin tahsilatını hızlandırmak isterse Asan Komünal Merkezi'ne başvurabilir. Alacaklılar için taksitli akıllı kart tipi gaz sayaçları ve taksitli borç akıllı kartına aktarılan birlik meteorolojik bölümüne test edilmiştir. Başarıyla akıllı kart tipi gaz sayacı ile değiştirildi. Sayaçların muayenesi Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun gaz kullanım kuralları hakkındaki kararının tüketici piyasası kontrolü devlet tarafından belirlenen devlet standartlarına uygun olarak yapılır. Gaz sayaçları her 5 yılda bir devlet inceleme ve her 3 yılda bir yerleşik olmayanlar için sunulmalıdır. 2020 yılının ilk 4 ayında periyodik muayeneler dönemine ulaşan yaklaşık 6000 metrenin değiştirildiği belirtilmelidir. Bu yıl için toplam hedefin %13'ü olduğunu belirtti. Tıbbi maske takmak boğulma riskine yol açabileceğinden 2 yaşında altındaki çocuklar için tehlikeli olabilir. Tıbbi maske takmak boğulma riskine yol açabileceğinden 2 yaşın altındaki çocuklar için tehlikeli olabilir. Aynı zamanda bu süreç çocukların kalplerini zorlayabilir. Araştırmacılar bu fikri çocukların hava yollarının yetişkinlerinden daha dar olmasına bağladılar. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediğiniz haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.